Şimdi Silivri'ye uzanıyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Faraç var. Mehmet Faraç, yayınımıza hoş geldiniz. İyi günler, teşekkürler. Mehmet Faraç, Silivri'de duruşma öğle arasında ve bu arada gün içinde yaşananlar ve sabah saatlerindeki notları da sizden öğrenirken aynı zamanda değerlendirmenizi de almak isteriz. Evet, çok teşekkürler. Ben daha çok duruşma ara verdi içerideki havadan çok. İçeride bildiğiniz tiyatro devam ediyor, sahnelenmeye devam ediyor. Ama dışarıdaki manzara çok daha vahim. Şimdi geçen duruşmada biliyorsunuz, İnsanların üzerine sular sıkıldı, müdahale edildi, yaralananlar oldu. Evet. Bugün burada gördüğüm manzara, ben bir tek dünyada, yeryüzünde, Bağdat'ın meydanında yeşil bölge olarak Amerikalıların kuşatma içine aldığı ve insanların bir noktadan bir noktaya girişte 18 kez arandığı yeşil bölgede gördüm. Aynı böyle bir manzara var burada. Kilometrelerce yolu bariyerlerle kapatmışlar. Bu bariyerler yerlere kaynakla monte edilmiş demirlerle ve inanılmaz bir manzara var. Bir esir kampı manzarası var. Şunu özetliyor bütün bu manzara. İçeride Silivri'de bir cezaevi var. İçerisinde 11-12 tane cezaevi var. Etrafı yüksek duvarlar, tel örgülerle kapalı. Ama dünyanın herhalde bir başka ülkesinde cezaevinin çevresinde sokağın, tarlaların bile cezaevine dönüştürüldüğü bir ülke yoktur herhalde. Buradaki manzara o. Ta burada 549 gündür açık tutulan bir çadır var. O çadırın çevresi de dahil olmak üzere cezaevinin bütün o platformlarına giden bütün yollar çok şaşırtıcıdır ki yüksek bariyerlerle kapatılmış. Hatta bariyerlerden koridorlar yapılmış. İnsanlar bu koridorların içerisinden iki kişi yan yana yürüyemeyecek biçimde hareket ediyorlar. Kontrol noktaları sıklaştırılmış. Sanıyorsunuz ki böyle bir toplama kampı var. İnsanlar buralara getirilmiş. Buralardan sürekli kontrol noktalarından geçiriliyor. Onun dışında bırakın bu bariyerlerle yapılan o toplama kampı manzarasını. Siz bu manzarayı, yani bu bariyerlerin çevresine bile gelmek için neredeyse 1,5 kilometre yürümek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi insanların araçları otoban kenarında bırakılmış, otobüsler, araçlar ve insanlar nefes nefese o 1,5-2 kilometre yolu yürüyüp cezaevine geliyor mu diyeceksiniz. Maalesef bariyerlerin dışına kadar gelebiliyorlar. Oradaki manzara şu açıdan da dehşet verici. İnsanların olsun sıkılması, insanların yaralanması konusunda sanki o geçen duruşmada yapılan manzara bilinçli olarak kurgulanmış. Şu algı yaratılmak istenmiş. İşte buraya gelmeyin. Burada insanlar yaralanıyor. Burada insanların direnci kırılıyor. O yüzden burada 1000 kadar kişi var. Bunlar Türkiye'nin her tarafından gelmişler. İzmir'den, Tekirdağ'dan gelenler vardı. Yurttaşlarla konuştum ama insanların bırakın içeridekilere destek verme konusunda o azmini, mücadelesini kırmayı, insanların hareket alanını, insanların direnç noktasını kırmak için burada çok hukuk dışı, demokrasi dışı, insan haklarına aykırı bir manzara var. Şimdi Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de ne olduğunu görmek için buraya insanların gelip yüksek duvarlarla çevrili bir cezaevinin etrafında kilometrelerce uzundaki bariyerlerin, üstelik yere monte edilmiş bariyerlerin niçin kurulduğunu sorgulaması gerekiyor. Cumhuriyetin kuşatıldığını anlamak için Ankara'da siyaset yapmak, gaflet ve delalet içerisinde olmaya gerek yok. Silivri çevresinde cezaevine çeviren, cezaevinin çevresindeki tarlaları bile cezaevine çeviren o zihniyeti görmek Cumhuriyetin nasıl kuşatıldığını anlatmaya yetiyor. Mehmet Faraç, çok çok teşekkür ediyoruz. Duruşmadan notları yayınımızda, haber merkezimizde paylaşıyoruz.